Bir arkadaşımdan duydum sizi. Geçmiş eğitimlere katılamamıştım. Ben yapay zeka ile uğraşıyorum. Ona merak sardım üniversitede. Lisede de bir siber güvenlik kısmına biraz merak sarmıştım. Öyle olunca o ikisini birleştirip burada bir eğitim olduğunu görünce bir katılıp görmek istedim açıkçası. Çok iyi. Bunları bir arada kullanırız mı? Efendim? Yapay zeka ile Hı. siber güvenliği birleştiren herhangi bir şey yaptınız mı? Daha öncesinde onunla ilgili bir şeyler yapmıştım, evet. Tamam. Ne gibi şeyler? Yani şu şekilde bir şey yapıp bir test ortamında atak yapıp işte onların verileriyle ilgili bir veri eğitimi gerçekleştirmiştim. Peki. Bir soru gelmiş. Bir önceki DeepLearning dersinin aynısı. Hayır tabii ki. Devam eden bir seri bu. Burada DeepLearning ile siber güvenlik odaklı bir uygulama yapacağız. Burada o konuya ayrıca gireceğim. Öncelikle katılımcı arkadaşları tanımaya başlayalım. Yazabilirsiniz ayrıca. Daha önce ki bölümlerde yaptığınız gibi. Bu sayede ilgili konuları daha doğru şekilde aktarabiliriz. İlk kez katılan başka kimse var mı? Önceki arkadaşları tanıyoruz artık. Ben hocam ilk kez katılıyorum. Şu an Discord'a yeni üye olmuştum. Oradan duydum. Daha önce yapay zeka ile bir atık tanıma üzerine çalıştım. Çevre yüksek mühendisiyim. Bu güvenlikle alakalı da bir çalışma olduğunu duyunca katılayım dedim. Vaktim vardı. İnşallah güzel Atak bir... tanımada neler yaptınız? Atak değil hocam. Atık. Yapay zeka Atık. ile Ha, atık tamam. tanıma. Çok farklı bir şeydeyim. Bir bakayım dedim. Yani bilgilenelim. Bilgimiz olsun en azından. Güvenlik çok ciddi bir problem. Birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlara herkesin hakim olması gerekiyor. Çünkü proje yapmak kadar korumak da çok önemli. O nedenle ilgimi çekti. Şimdiden teşekkürler. Rica ederim. Atık tanımayı production ortamına geçirdiniz mi yoksa antrenman şeklinde mi? Hocam geçirmedim çünkü ben bir atık otomata üzerine bir çalışma yapıyordum. Biraz karışık bir işti. Fonlama alamadık. O yüzden geçiremedim. Normalde atıkları tanıttık. Sıkıntı yok yapay zekayla. Tabii bakanlık da bunu zaten kabul etmedi. Kendi barkodlarından okuma kabul etti. Uygulamada. O yüzden kaldı. Ama tabii ileride buna geçecek muhtemelen. Gerçi Peki. hazır olmak lazım ama uzun bir süreç. Teşekkürler. Evet, rica ederim. Peki başka var mı? Yazı yazabilirsiniz, oradan okurum. Tamam, ilk derslere katıldım fakat birkaç ders kaçırdım. Tamam. Hangilerine katıldığını bilmiyorum. Fakat çok farklı konuları inceledik. Her ders zaten farklı konuyu inceledik. Bunu biliyorsunuz. Bundan önceki derste Deep Learning'de temel seviye bir uygulama yaptık. Keras ile ve backend'de TensorFlow ile. O uygulama odaklıydı. Ondan önce de farklı teorisini inceledik. Siber güvenliği, yapay zeka giriş vesaire gibi her gün farklı konuları inceledik. Bugün uygulama yapacağız. SQL injection konusunu bilen var mı aramızda? SQL injection. Evet, bizim organizasyondan arkadaşları biliyorum.
Onlar iş güvenliği için çalışıyorlar zaten. Güvenlik tarafıyla alakalı. Peki. Şöyle tekrar bir giriş yapacağım. O arada yine sorusu olan varsa ulaşabilir. Öncelikle ben Cihan Özsan, SafeBox ve AI Safe Lab kurucusuyum. AI Safety alanında çalışıyorum. Bunun birden fazla adı var. Yapay zeka ile siber güvenlik birleşimi. Bu nedenle farklı zamanlarda farklı isimleri kullanmamız gerektiği olabiliyor. Aslında kitleye hitaben farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Genel olarak bunu birçok başlığı inceleyen AI Safety gibi konular olabilir. Benim gibi doğrudan saldırı ve savunma odaklı. Yani yapay zekanın saldırısı ve savunması odaklı çalışmalar yapan birisi için buna ofansif AI diyebiliriz. Bunun bir başka yaklaşımı daha var. O da AI security mesela. AI security de gene biraz yanlış kullanılabiliyor bazı kaynaklarda fakat o tamamen yapay zekanın kendi güvenliğine odaklı çalışmalar içeriyor. Fakat gene bahsettiğim gibi burada AI Security Engineer gibi bir rol de var. Aslında bunun doğru tanımı bir yapay zeka modelinin ya da altyapısının güvenliğini sağlamak. Doğru tabir. Benim odaklandığım rol daha önce de farklı şekillerde kaynaklarda bahsettiğim üzere bir yapay zeka ile hacklemek ya da savunmak ya da yapay zekayı hacklemek ya da savunmak. Normalde bunların ikisi çok farklı uzmanlıklar. Fakat ikisiyle de uğraşmayı seviyorum. İlgi ve uzmanlık alanları olduğu için bunları bir olarak ele alıyorum. Normalde bunların birisini bilen diğerini bilmek zorunda değil. Roller bambaşka. Mesela globalden bazı AI security'ci arkadaşlar var. Bunlar tamamen yapay zekanın modeline odaklanmış kişilerdir. Normal güvenlik bilmezler hatta. Normal siber güvenlik tarafıyla alakalı çalışma yapmazlar. Uzmanlıkları tamamen bir yapay zekanın modelinin güvenliğini sağlamak. Onu nasıl penetrasyon yapabiliriz? Aslında red teaming deniyor buna. AI red team. Bunu da yine Türkiye'de ilk çalışmaları başlatan biziz. Bu AI red team tarafında bir yapay zeka modelinin pentestinin yapılması. Bunların hepsini birleştirdiğimizde genel konsept olarak AI safety diyebiliriz. Aynı zamanda bir uzmanlık olarak da benim bunların ikisini birleştirmem sonucunda offensive AI engineer diyebiliriz. Daha önceki katılan arkadaşlar zaten genel konsepti biliyordur. Yeni katılanlara özellikle bu açıklamayı yapmak istedim. Ve bu alanda bir girişim var bildiğiniz üzere. SafeBox adında. SafeBox tamamen, SafeBox.ai tamamen yapay zeka ile güvenlik ve yapay zekanın kendi güvenliği ile alakalı konuları içeriyor. Ürünler vesaire hizmetler geliştirdiğimiz bir alan. AI SecLab ise aiseclab.org. Bu tamamen organizasyon. Türkiye'de bu çalışmalar public şekilde yapılmadığı ve uzmanının neredeyse yok denecek kadar hani ufak ufak araştırma yapanlar var son birkaç yıldır. Fakat genel olarak bu çalışmaları yapan bir organizasyon yok. Bunun daha disiplinli ve genele yayılmasını sağlamak için böyle bir organizasyon çalışması yaptık. Biz globalde yaptığımız çalışmaları Türkiye'de bu organizasyon üzerinden aktarmaya, bilgi ve araştırmaları aktarmaya çalışıyoruz diye özetlenebilir. AI SecLab organizasyonumuzda daha önce gördüğünüz gibi bu. Buraya kadar merak ettiği sorusu olan varsa alabilirim. Konsepti anlaması için özellikle. Halen yeni arkadaşlar katılmaya devam ediyor.
Evet. Öncelikle bugün SQL Injection odaklı bir uygulama geliştireceğim. Aslında phishing de yapmak istiyordum. Phishing ile alakalı bir uygulama da yaptım. Phishing detection, oltalama tespiti. Onu da yapabilirdik. Vaktimiz daha geniş olsaydı birden fazla uygulama da gösterebilirdim. Fakat çok da dağıtmak istemiyorum. Çok farklı disiplinlerden arkadaşlar olduğu için. Önemli olan burada konsepti anlatmak, anlamanızı sağlamak. Bir model neye benziyor, nasıl çalışıyor siber güvenlik tarafında. Bunu da SQL Injection'da yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında phishing ile ilgili peki uygulama yapmamız mümkün mü? Ekstra örnek. Sonrasında bu eğitimin sonunda mı? SQL Injection'dan sonra. Yani bu phishing kısmına eğer zamanımız yetmezse şu anda dediniz ya, yani Ha, göstermek şu istedim. an yetmez. Şu an yetmez. Çünkü SQL Injection'ı bir hatırlatacağım. Bilmeyenlere anlatacağım. Bilenlere de bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. 2 saat süreceği için yetişmesi pek mümkün değil. SQL Injection üzerinden gideceğiz. Birçok zafiyet var. Burada öncelikle oradan bir giriş yapalım. Şu anki konumuz bir siber güvenlik tarafında yapay zeka ile uygulama geliştirmek. Deep Learning ile yapacağız bunu. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Birisi Machine Learning ile bunu yapmak. Diğeri de Deep Learning ile bunu yapmak. Hatta daha farklı kategoriler de var yapay zeka tarafında. Daha ileri diyebileceğimiz farklı kategoriler. Fakat çok kabaca, herkesin hızlı anlayabileceği Machine Learning ile Deep Learning ayırırız. Machine Learning'de de çok güzel sonuçlar verebiliyor. Bir güvenlik odaklı veri seti üzerinde çalıştığınızda. Fakat senaryolar farklılaşıyor. Bu tarafta biraz daha karmaşık yapılar olduğu için açıkçası ve veriler de karmaşıklaşabildiği için senaryolar. Deep Learning daha ileri dönük, daha performanslı ve optimize edilebilir ve daha yönetilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Siber güvenlik tarafında. Fakat her zaman deep learning kullanmak zorundayız diye bir kural yok. Senaryoya göre değişiyor. Burada da yüzlerce, hatta daha detaya gidersek binlerce farklı zafiyet var. Bu zafiyetlerin işlenmesinde, anlamlandırılmasında ikisi de kullanılır. Machine learning'de, deep learning'de. Bazen bunları birlikte kullanırız. Biz burada daha çok deep learning'e odaklanacağız. Tek bir konuya. Ve burada da bir SQL injection, detection yapacağız. Öncelikle SQL injection nedir? Bu bizim OWASP çalışmamıza katılan arkadaşlar bilir bunu. Orada sıkı bir şekilde SQL injection'ı ve XSS'i anlatmıştım. Çünkü düşüncem bu uygulama tarafında özellikle SQL injection, phishing ya da XSS detection örneği yapmaktı. Bu nedenle SQL injection ile XSS'i çok detaylı anlattım orada. Yusuf'tan bir soru gelmiş. Neural Networks'te kullanabilir miyiz? Deep Learning dediğimiz kısım Neural Network oluyordu zaten. Onu kullanacağız. Ve burada da CNN'le yapacağız. Convolutional Neural Network'lerle. Normalde görüntü odaklı, insansız otomobil ya da herhangi bir görsel odaklı çalışmalarda kullanılan bir algoritma. Fakat bu text verisi üzerinde de kullanılabiliyor. Biz onu yapacağız. Konsept olarak böyle birçok zafiyet var. Bu zafiyetleri aslında çok zorlanmadan yapay zeka ile gerçekleştirebiliyoruz. Senaryo çok geniş. Aklınıza gelen farklı bir konu olursa onları da gene sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Kameraları kapatabilirsiniz. Katılan arkadaşlar. Birden katılımcılar bastırdı. SQL Injection'ı hatırlatalım. Bizim veri tabanı odaklı zafiyetlerimizden birisiydi. Birincisi, bu 2000'lerin başlarından beri çok bildiğimiz zafiyetlerden birisi SQL Injection. Ben OWASP dediğimiz Open Web Application Security Project çalışması daha başlamadan da bununla alakalı kaynaklar görüyordum. Bu da 2001 falan öncesine denk geliyor.
Çünkü OWASP 2001'de zaten ortaya çıktı. OWASP ile birlikte bu standart daha da genele yayıldı ve daha çok bilinir oldu artık. O dokümanda da göreceğiniz aslında injection başlığı, hatırlarsanız SQL injection'ı tabir ediyordu. Tabii sonradan bunun içerisine XSS vesaire gibi farklı injection'lar da dahil edildi. Ama genel olarak SQL injection başlığıyla çıktı bu. Ve buradaki temel prensibimiz o dönemden beri SQL injection'la birçok zafiyet ortaya çıktı. Birçok hacking gerçekleşti. Mesela halen daha büyük e-ticaret siteleri, altyapılar vesaire bununla hacklenebiliyorlar. Çok büyük işte Amazon ya da vesaire bu tür altyapılar SQL injection zafiyeti nedeniyle hacklenebiliyorlar. Bu zafiyetin kaynağını düşündüğümüzde sebebi database teknolojisinin kendisi değildi. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. Bu aslında programcının programlama hatası diye isimlendirdiğimiz bir başlık. Ve bu nedenle de günümüzde halen daha devam ediyor. Bazen şunu diyenler olabiliyor. Hani günümüzde SQL injection mı kaldı? Evet, tam olarak bu SQL injection kaldı. Bu nedenle de bu halen devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bunun pek kolay kolay çözümün olacağını zannetmiyorum. Çok kısa vadede. Daha çok bilinçli programlama gerektiriyor. O da zor. Herkesin bu standardını oluşturmak. İşte burada da büyük kurumsal altyapıların ya da yazılımların ya da herhangi bir mimarinin zafiyetlerini detect edebilmemiz için yani kendisine mesela bir e-ticaret sitesi düşünün. Büyük bir e-ticaret sitesi. Buna gelen trafiği güvenliğini kontrol edebilmek için arka tarafta güvenlik ve sistemci ekipler çalışıyor. Bu arkadaşların işi gelen bütün trafiği aslında analiz etmek, gözlemlemek ve olası bir saldırı odaklı bir şey meydana geldiğinde ya da böyle bir ihtimali fark ettiklerinde buna müdahale etmek. Orada da birçok yazılım var. Bu güvenlik taraflı çalışmaları, kontrolleri yapmak için. Biz de artık bunun yapay zeka ile yapılabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. O dünya üzerinde siber güvenlik yazılımları da aslında yapay zeka tarafında Ar-Ge'ler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da ürünlerine bir şekilde entegre etmeye çalışıyorlar. Biz de tamamen bütün sorunları yapay zeka ile çözmeye çalışıyoruz. Bütün odağımız hani güvenlik ürünleri geliştirmekten ziyade yapay zeka ile güvenlik sorunlarını çözmek. Asıl uzmanlık alanımız bu. Bir de yapay zekanın kendi güvenlik zafiyetlerini çözmek. Burada da attack ve defense olarak ayırabiliriz. SQL injection odağına dönecek olursak attack ve defense tarafında bu sadece bir SQL injection'ın detect edilmesi meselesi değil. Yani bir SQL injection sorgusu geldi diyelim. Bunun injection olup olmadığını anlamak. Yani safe mi, güvenli bir SQL sorgusu mu yoksa injection sorgusu mu? Bunu anlamak evet önemli. Fakat sadece mesela bu değil. Aynı zamanda SQL injection gibi sorguları ki bunlar SQL sorguları oluyor. Bu sorguları biz kendimiz gene yapay zeka ile üretebiliyoruz. Saldırı odaklı bir yapay zeka geliştirerek bir SQL sorgusu üretme ve bununla injection sorguları yapma. Bu da mümkün. Bu çok daha zorlu bir alan. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Yani saldırı yapabilen bir yapay zeka. Bunda çok farklı ileri teknikler var. Yani sadece machine learning ya da deep learning yok. O konseptler apayrı uzmanlıklar ve kapsamlı alanlar. Fakat genel olarak yapılıyor bunlar. Ben çok hızlı bir şekilde SQL injection ile alakalı küçük bir kaynak göstereceğim. Bu W3 Schools üzerinden inceleyebileceğiniz bir yer. Ve SQL injection ise code injection teknik. Genel konsept olarak code injection'ın altında incelediğimiz bir teknik SQL injection. That might destroy your database. Hedefi database, veri tabanı olduğu için doğal olarak saldırının doğrudan zarar verdiği yerde bizim database'imiz. Aslında
kurumsal ortamlarda ya da herhangi bir yazılım altyapı odaklı bir yerlerde asıl kritik yer ve korunmak için çevrelenen yer database'in kendisidir. Bu nedenle de SQL Injection en kritik zafiyetlerden biridir. SQL Injection is one of the most common web hacking techniques. Evet, URL ve çeşitli input alanlarından bu saldırılar düzenlenebiliyor. SQL Injection is a placement of malicious code in SQL statement. Basitçe bir web sayfasındaki input alanları olur ya, formlar ya da URL kısmı mesela. Bunların ikisinden de SQL injection saldırısı yapabiliyoruz. Ya da o saldırılara maruz kalabilirsiniz sistem olarak. Zararlı kodlar, SQL içerisindeki zararlı komut yapıları bu şekilde database'e iletilmeye çalışılıyor. Aradaki o yazılım kullanılarak. Basitçe böyle. Bunun çok çok derinliği var tabii ki. İncelemek isteyenler için buradaki linki gönderiyorum. Direkt içeriye gönderdim. Hocam bu yorumlarda resim atabiliyoruz mesela şeylere, sunuculara. Ürün aldık, yorum yapıyoruz, resimli yorum. Bu resimler üzerinden de bir sıkıntı olabilir mi? Yorumlar kısmında sunucu Hocam tarafına resimli yorum yapıyoruz yani yorum yapıyoruz. Ürünü aldık, değerlendirme yazıyoruz, 5 yıldız ve resim atıyoruz oraya. Aha. Ya bunda bir Tamam. sıkıntı olabilir mi? Anladım. Bunun SQL injection konusuyla bir ilgisi yok. Fakat dosya yükleme zafiyeti deniyor buna. Evet, sadece bir resim değil, herhangi bir dosyanın yüklenmesine izin vermek sunucu tarafında bir güvenlik zafiyetine sebep olur. Bunun kontrolü pek kolay değil. Sebebi de o dosyaların zafiyetlerinin çok fazla olması. Yıllarca mesela PDF dosyaları sistemlere yüklenerek sistemler manipüle edilebildi. Ya da dosyanın uzantısını ve içerisinde bazı yapısal değerleri değiştirerek sunucu tarafında bunun farklı bir yazılım gibi çalışmasını sağlamak ya da gene dosya içerisine başka bir şey gömmek. Buna steganografi deniyor. Steganografi tekniği. Bir dosya içerisine başka bir dosya, zararlı bir dosya gömmek gibi. Bu resim içerisinde Trojan diye de bilinir. Fakat çok başka farklı tekniklerle farklı dosyalarda birbirinin içerisine yüklenebilir. Bunların hepsi zafiyet fakat SQL injection konusunun dışında olan şeyler. Burada biz input ve URL gibi alanlardan database'e ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşabilmeniz için ki normalde ulaşılamaması gerekiyor. Arkadaşlar kameralarınızı kapatabilirsiniz. Bu aradaki yazılımın size izin vermemesi gerekiyor database'e gitmeniz için. Sizden kastım sıradan bir kullanıcı. Yetkisiz herhangi birisi database'e ulaşamaması gerekiyor zaten. Fakat o yazılım doğru şekilde tasarlanmadıysa, planlanmadıysa, geliştirilmediyse doğal olarak dışarıdan plansız gelen, unsafe olan bir sorgu sunucu tarafına gidecektir. Bu da sizin için büyük bir probleme dönüşecek. İzinsiz bir şekilde veri tabanınızdan bilgi alınabilir ya da herhangi bir seviyede değişiklik yapılabilir. Burada birçok prevention, korunma yöntemi vardır. Fakat bunlar konumuzun dışında. Bunu OWASP'ta inceledik detaylı bir şekilde. Sadece hatırlatıyorum. Şöyle bir şey mesela bir SQL injection. Şurada bir input vardı. Siz normalde kullanıcıdan, bu arada sorularınızı ve düşüncelerinizi chatten iletin. Ses açmanıza gerek yok. Daha hızlı bir şekilde okuyabilirim. Uygun olduğu zaman da. User ID almanız gerekiyor. User ID 105 olsun. Bunu doğrudan filtresiz bir şekilde database'e iletirsen o zaman kullanıcı şunu düşünebilir. Ben buradan yazdığım şeyi database'e gönderebiliyorsam hiçbir filtre olmadan o zaman ben buraya istediğim sorguyu gönderirim. İstediğim sorgu da şu olsun. 105 or 1 eşittir 1. Bu sorgunun başı şu. Bakın TXT user ID bir text box var. Get request string request üzerinden yani URL'den ya da formdaki posttan user ID alacak. Onu direkt SQL sorgusunun içerisine ek yapacak diyelim artı ile. O zaman
Bunun anlamı ben kullanıcı olarak ne gönderiyorsam direkt database'e gidecek. Yani kötü bir şey. Yanlış bir tasarım. Filtreden geçirilmesi lazım. İşte buradan gelen veri doğrudan database'e iletilebiliyor bu sayede. Bu bir zafiyet. Arka taraftaki sorgu şunun sorguya dönüştürülmüş hali. Select yıldız from users, where user id eşittir 105, or 1 eşittir 1. Bunun Türkçesi şu. Normalde şu kısmı veri tabanına gönderseniz 105 ID'sine sahip kullanıcı ya da kullanıcılar kimlerse ki kullanıcı olur tabii ki primary olacağı için orası o kullanıcının verisi gelir. Fakat or 1 eşittir 1 diyorsa diyebiliyorsan bunun anlamı şudur. 105 nolu kullanıcı varsa getir ya da burası false dönüyorsa bana yani öyle bir kullanıcı yoksa sorun değil. 1 eşittir 1 mi? Diye veri tabanının sunucusuna soruyor. Sunucu da diyor ki tamam böyle bir kullanıcı yok ama 1 eşittir 1 diyor. Evet. E tamam o zaman bütün kayıtları getir. Gibi. Basitçe böyle bir mantık. İsra demiş ki hocam ben SQL Injection zafiyetine pek hakim değilim. Şu an tam olarak neyden bahsediyoruz? Şu an tam olarak SQL Injection'dan bahsediyoruz. Sen daha önceki bölümlere katılmadın anladığım kadarıyla. Uzun bir serinin içerisindeyiz. Yapay zeka, siber güvenlik, deep learning bunlar 3 gün ayrı anlatıldı. Deep learning'de uygulama geliştirildi. Şimdi deep learning ile SQL injection odaklı siber güvenlik uygulaması geliştiriyor. Konumuz bu. Yani önceki bölümlerle bağlantılı devam ediyoruz. Devam edelim. Burası kabaca böyle. SQL injection based on equal is always true diyor. Burada farklı örnekler var. Çok temel seviyede anlatıyor bunu. Burayı inceleyebilirsiniz. Ve çok çok farklı teknikleri vardı. Böyle. Şimdi konumuz bunları detect etmek. Bu detect işlemi aslında prevention'ın yani korumanın bir parçası. Bir şeyden korumak için önce onun tanımlamasını yapabiliyor olman lazım. Yani yakalayabiliyor olman gerekiyor. Bu her konuda böyledir. Öncelikle bu nedenle prevention'dan önce detect etmemiz gerekiyor. Detection kısmında da normal yazılımlarda vardı. Uzun yıllarca 2000'lerin başından beri çok güzel gerçekten vulnerability scanner dediğimiz güvenlik zafiyetlerini tarayan ücretli ve ücretsiz yani open source da birçok yazılım var. Bunlar farklı tekniklerle algoritmik tekniklerle çeşitli SQL injection sorguları üretebiliyordu ve karşı sistemlere bunları aktarabiliyordu. Deneme yapabiliyordu gibi düşünün. Haliyle bir sistemde SQL injection var mı yok mu bunları test edebiliyorlardı. Fakat bu sadece bir case. Bunun çok daha karmaşıklaştığı bir döneme girdik artık. Artık yapay zeka ile bunları yapabilmek gerekiyor. Normal yazılımlar açıkçası her ne kadar bazı siber güvenlik uzmanları kısmen tersini söylemek istese de bu iş öyle değil. Yapay zeka odaklı, şöyle diyeyim, genel siber güvenlik zafiyetleri bir normal bir yazılım tarafından ya da insan ekipleri tarafından kontrol edilme kapasitesinin çok çok üzerinde. Birkaç yıl daha bu şekilde idare edilebilir. Tamam. Fakat artık yapay zeka ile saldırılar da yapılabiliyor. Ve çok ciddi, çok güçlü bilgisayarlar üzerinden bu saldırılar da yapılabiliyor ve karşıda onu prevention'ı altyapıları koruyacak olan standart yazılımlar bunları artık yakalayamayabiliyor. Çünkü karşında öğrenebilen bir sistem var yapay zeka tarafından. Gibi. Şimdi genel bir giriş yaptık. Ben burada kameramı kapatacağım ve artık uygulama tarafına geçeceğim. Tahminimce şu anki izleyen arkadaşlar, yayındaki arkadaşlar bunu paralel bir şekilde uygulamayacak. Bu nedenle biraz hızlandırılmış bir şekilde devam edebiliriz. Ben burada küçük bir düzenleme yapacağım. Sonra
Ekranı Şu an Colab'e bağlanıyorum bir yandan. Temel hazırlıkları yapıyorum. Önceki kayıtların dersleri evet benim evet Yusuf'un bahsettiği AI Sick Lab YouTube kanalımızda henüz yüklenmedi. Benim Cihan Özsan YouTube'uma ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İBB Veri Laboratuvarı YouTube hesabında da var. Teşekkürler. Şimdi genel hazırlıkları yaptık. Burada bir de benim veri setim olacak. Bu veri setini de yüklüyorum bir yandan. Hocam yüklenirken veri seti hakkında bilgi verseniz. Şu an yüklemedim henüz. Yüklenecek. GPU üzerinde çalıştırdım. Bunu da şuradan görebilirsiniz. GPU'dayız burada. Bu tür küçük çalışmalarda GPU, CPU, TPU çok fazla fark etmez. Veri çoğaldıkça bu fark ortaya çıkar. Şu anki senaryoda işim daha da kolay olsun diye GPU'dayım. Ve temel seviyede araç gereçlerimi, library'lerimi yükledim burada. Şimdi veri setimi burada import edeceğim. Veri setimle alakalı da şurada bir alan açıyorum. Import dataset. Bir data frame oluşturuyorum. Bu temel seviye çalışmalarda bilinen araçlardan birisi. Pandas kullananlar bilir. Orada data frame diye bir şey var. Content SQL injection. Dataset CSV diyorum. Benim soldaki verim bir CSV formatında ve bunu aldım. Bunun içerisinde şurada ekstra encoding bilgisi vermemi istiyor. UTF-16 diyeceğim. Kaydettim ve çalıştırdım. Bir data frame oluştu elimde. Var. Bununla head'i çalıştırdığımda elimde head bana ilk olarak veri set içerisindeki ilk 5 veriyi getirir. Normalde tabii ki daha fazlası var. Bu veri seti içerisinde bir label var. Bir de sentence var.
Sentez basitçe şurası önemli değil. Bu bizim sadece sıralamamızla alakalı. Bu arada kamerası açık unutulanlar oluyor. Onları ben kapatmak zorunda kalıyorum. Birden ekrana düşüyor çünkü. Elimde bir sentence var. Bu sentence aslında SQL injection sorgusu. Ve bu sorgunun bir de label olması gerekiyor. Machine Learning ve Deep Learning de böyle. Bir şeyin ne olduğunu tarif etmemiz lazım. Bir veri gönderiyoruz, tamam, sorun yok. Fakat bu veri SQL injection mı değil mi? Yani safe SQL mi, güvenli bir SQL mi ya da SQL injection sorgusu mu? Bunu da 0 ve 1 olarak belirtiyoruz. Şu an çok azını gösterdiğimiz için, ilk 5'ini gösterdiğimiz için bu farkı göremeyebilirsiniz. Fakat şuraya bakarsanız SQL injection yapısını bilenler bunu anlayacaktır. Şurada A diye bir şey var. Bu A'nın hiçbir değeri yok. O herhangi bir şey olarak düşünün. Sadece orada bir karakter olması gerekiyor. Or bir eşittir bir. Ve sonrasında da nokta virgül ve tire tire var. Bu aslında basitçe şu demek. Az önce bahsettiğim şuradakiyle aynı senaryo. Böyle bir yapı oluşturulmuş sorguda. Bu SQL injection mı? Cevap evet. Bakıyorum bir. Bu yapıyı biliyorum. Tek tırnakta kesilmiş. Tire tire var. Tamam. Bu da SQL injection. Bu da öyle vesaire. O zaman bunlar bir. Demek ki SQL injection'ları biz bir olarak gösteriyormuşuz burada. Bunların count'una bakalım. DF üzerinden şunu diyebiliriz. Ne kadar veri var? Bunu bana göster. Bu data frame'de. Bu data frame'deki veriyi de biz şuradaki CSV'den compile aldık. Sentence içerisinde 4187 veri varmış. Label da şöyleymiş. Bunun aslında normal ikisinin de aynı olması gerekiyor. Fakat bazıları şey olabiliyor. Yani çok temizliği konusunda üzerinde ciddi uğraşmadığım bir veri seti bu. Basitçe kabaca veriler var. Çok ciddi bir ürün tarafında kullandığımız bir şey değil. Sadece antrenman odaklı toparlanmış bir veri bu. O yüzden hani muhteşem bir pre-processing işlemi vesaire uygulanmadı burada. Sentence'ımız 4187. Yani 4187 satırlık veri varmış burada. Label'ları da aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Biz burada ilk 5 tanesini göstermiştik şu head ile. Ama bundan 4187 tane var. Sonra NLP odaklı çalışmalarda bilinmesi gereken bazı temel şeyler yapılacak. Tabii ki bu şu an yaptığımız konuyu, şu anki uygulamayı tam olarak Neural Network'ü, CNN'i ve NLP çalışmalarını bilmeyen birisinin %100 anlaması imkansız bir şey. Çok fazla konu var çünkü. Machine Learning, Deep Learning ve artı NLP tarafında birçok konuyu kapsıyor burası. Sadece konsepti, neyin nasıl çalıştığını, mantığı anlamanız için 2 saat boyunca anlatacağım. Burada yeni bir alan açıyorum. Buna da vectorization diyorum. Biz bunu NLP'nin temellerinde anlatırız yaptığımız eğitimlerde. Burada öncelikle 2 tane temel ayar vereceğim. Max, data frame 0.7. Bunların ne olduğuyla alakalı daha sonra bir nesne kullanacağım. Orada bir kaynak vereceğim. Onu okumanızı isteyeceğim. Max Features 4096. Bunu çalıştırıyorum. Sonra Stop Words. Çok hızlı anlayabileceğiniz bazı şeyleri de anlatacağım. Burada mesela Stop Words eklemiştim ben. Yukarıdaki import kısmında birçok araç geri çekledim. Bu Stop Words onlardan bir tanesi. NLP ile uğraşan ve bunu bilen var mı? Stop Words nedir? Durması gereken kelime galiba. Gereksiz karakterleri çıkarmak için. Tamam.
Tamam, bu gibi şeyleri, çok hızlı anlaşılacak şeyleri anlatacağım. Starburst are the most common words in any natural language. Birçok dilde kullanılan bir şeydir. Bir saniye bekleteceğim sizi. NLP içerisinde herhangi bir dilde kullanılan şeyler vardır. Bir saniye. Nevin Hanım, kamerasıyla bağlanan arkadaşlar var. Ben kamerayı kapatmaktan biraz odaklanamıyorum. Onları kapatır mısınız? NLP'de herhangi bir dilde, yani doğal dil işleme tarafında birçok farklı insan dili var. Bu diller üzerinde tabii NLP odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda öncelikle dilin içerisindeki gerekli olmayan verileri filtrelememiz gerekiyor. Bunlardan bazıları mesela İngilizce'de şu. Şuradan bakarsınız. Mesela generally the most common words used in a text are the, is, in, for, where, when, to, at vesaire. Bunlar dille alakalı şeyler. İngilizce'de olan. Fakat aynısı Türkçe'de de var. Bununla alakalı da şu şekilde Starburst diye bir nesnemiz var. Bu aslında bizim NLTK içerisinde var. Ben NLTK'yi ekledim yukarıdaki birçok araçla birlikte. Bu NLTK library'si içerisinde, NLTK yazılımı içerisinde şuradan görebilirsiniz. NLTK.org. Bunun içerisinde Starburst'lar olarak bakılabilir. Starburst. Şuradan inceleyebilirsiniz. Farklı diller, mesela Portekiz dilinde buna bakabilirsin. Portekiz dilindeki Starburst'leri incelersiniz. Ya da şurada bunu yaparsam tekrar başlatmam gerekecek. Kabaca şöyle yapayım. TR diyeyim. Mesela Turkish'ten daha iyi anlarsınız. Şurada göstereyim. Stop word dediğimizde neye benzer Türkçe'de? Şunlar mesela. Bunlar standart olarak stop word olarak geçer Türkçe içerisinde. Acaba, ama, aslında, az, bazı, belki vesaire gibi birçok şey var. Bunların farklı dillerdeki karşılığı da gene o dildeki stop words'ler oluyor. Bunu geçiyorum. Şurayı. Words LST adıyla bunu oluşturdum. Sonra bu İngilizce olduğu için İngilizce'deki karşılığına bakalım. Neymiş? Bakın same, so, then, to, very, as. Bu as takısı olarak geçer. Mesela it gibi ya da vesaire. Bunların hepsi İngilizce'deki stop. Bunlar standart, fakat isterseniz customize edebilirsiniz. Yani genişletme yapabilirsiniz burada. Sadece bunlara bağlı olmak zorunda değilsiniz. Bunlar işimizi kolaylaştıran hazır listeler sadece. Sonrasında bir vectorizer oluşturacağım. Burada size kaynakla birlikte böyle bir şeyi vereceğim. Videodan tekrar izlersiniz. Öncelikle vectorization işleminin ne olduğunu biliyor olmak lazım. Bunlar NLP ile alakalı temel konular. Bizim şöyle düşünün. Elimizde metin var. Hani NLP dediğim bir şey insan diliydi. Bu metni doğrudan bir yapay zeka algoritmasına vermenizin hiçbir değeri yok. Bunu sadece insan anlar. Bu yapay zeka algoritması ancak sayısal değerlerden öğrenir. Haliyle elinizde ne olursa olsun, insan dili bile olsa, bunu vectorization ve tokenization gibi farklı teknikler var. Bunları bilmeniz gerekiyor öncelikle. Temel NLP konusu bunlar. Yapay zeka bile değil. Onu da NLTK ile öğrenirsiniz en basit tabirle. Bu gibi temel şeyleri yapmanız gerekiyor. Bir, elinizdeki teksti sayısal bir değere dönüştürmeniz lazım.
Özetle. Burada da yapmaya çalıştığımız basitçe bu. Mesela şu açıklamayı da şuradaki linkten aldım. Scikit-learn kullanıyoruz burada uygulama içerisinde. Aynı zamanda Keras da kullanacağız. Scikit-learn içerisinde ben eski learn feature extraction içerisinden text onun içerisinden count vectorizer'ı kullanacağım. Count vectorizer neymiş? Açıklaması şu. Convert a collection of text documents to a matrix of token counts diyor. Bir de daha benim daha özet ve doğru anlattığını düşündüm. Bir kaynak var. Çok daha basit bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Geeks for Geeks. Orada da şöyle bir makale var. Using ve count vectorized to extracting features from text başlığı. Burada da şöyle bir açıklama var. It's used to transform a given text into a vector on the basis of the frequency, yani count of each word that occurs in the entire text diyor. Bu işlemi yapacak. Detayları ayrıca okursunuz. Bunu vektör diye bir nesneyi oluşturmak için kullanıyorum. Ve şurada benden 3 tane parametre istiyor. Ne? Count vectorizer. Count vectorizer bunları istiyor. Max DP, Max Features, Stop Words. Hepsini benden istiyor. Ben bunları zaten şuralarda oluşturmuştum. Bunları Count Vectorizer'a verdim. Temel seviyede tamam. Şimdi vektör nesnesini şöyle bir ekrana bastığımda şöyle bir nesne görünüyor bana. Biz English, şuradaki Stop Words'u İngilizce'den yaptığımız için burada İngilizce olarak çıktığını görüyorum. Bunun çıktısında Count Vectorizer içerisinde Max DF 0.7, Max Features 4096 vesaire bunları bana özet olarak gösteriyor. İsterseniz vektörün şurada tipini alabilirsiniz. Bu da Count Vectorizer. Bu nesne ne işe yarar? Kabaca bunun üzerinden zaten bunu çok kullanacağız da. Şunları alabilirsiniz mesela. Yukarıdaki 3 tane değer var ya. Max DF, Stop Words ve Max Features gibi. Bunları elde edebilirsiniz. Mesela bu olsun. DF bizim verdiğimiz değer. Max Features aynı şekilde 4096 ve Stop Words dersem bana yukarıdaki Stop Words'leri verecektir. Şimdi elimizdeki veri setine bakalım. Bu veri seti de neredeydi? Bizim DF adında bir data frame'imiz vardı. Bu data frame içerisinde ben şu şekilde bir öncelikle data frame nasıl programlanır, kullanılır bunu biliyor olmanız lazım. Yani pandası biliyor olmanız gerekiyor. Burada sentence diye bir sütun vardı bizim veri seti içerisinde. Sentence var bir de label var. Sentence SQL sorgusunun kendisiydi. Bunu elde edebiliyorum. Bunu data val diye bir nesne oluşturacağım ve ona atıyorum. Sonra bunun içerisindeki data val adındaki nesnemizin ekrana basılmasını sağlayalım. Şurada bir sorgu oluştu. Bakın burada SQL injection olduğunu anlıyorum. Ben SQL injection'ın yapısını bilen birisi olarak. Burada da ne anlama geliyor bu? SQL injection'ı biliyor olmanız lazım, değil mi? Yani domain uzmanlığı diyoruz ya, daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Bir yapay zeka projesi yapabilmeniz için neyin üzerinde çalışıyorsanız o konuda zaten en az orta seviye bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Domain uzmanlığı. Burada da böyle elimizde bir veri seti var. Çok çok temiz değil ama kabaca işimizi görüyor. Bunu kullanacağız. Veri aldım. Sonra istersek şunu da yapabiliriz. Biraz daha üzerinde oynayalım. Mesela 30'dan başla 40'a kadar bana toplamda 10 tane veriyi getir. Biraz da rastgelelik. Rastgele bakmak istiyorum ben. Bu SQL injection sorgularına rastgele bakacağım. O yüzden de 30'da 40 arasındakileri aldım. Name sentence alanından aldım. Sorgulara bakıyorum. Bir and ASCII, lower
Subsetting vesaire. Biz bunları SQL injection sorgularında kullanıyoruz. Saldırı odaklı. One, Union, All, Select, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan. Şunların hepsi SQL injection'da kullanılan teknikler. Çok çok karmaşıklaşabilir bir SQL injection sorgusu. Veri setimi paylaşabilir miyiz diye soru geldi. Bana Discord'dan ulaşan arkadaşlara iletirim veri setimi. 30 ile 40 arasında aldım bunu. Biraz daha rastgelelik. Bir bakalım yani. 100 ile 150 arasına bakalım. Evet, gene SQL injection bunlar. Çoğunluk SQL injection. Aslında bu bir yandan kötü bir şey. Ben bu veri seti üzerinde daha önce de çalıştığım için nasıl, ne tür sorgulara ne tür cevaplar verdiğini biliyorum. Çoğunlukla SQL injection'ı tanıyor bu veri seti, bu model. SQL injection olmayanları çok fazla tanımıyor. Sebebi de veri seti içerisinde çok fazla, yani dengeli olmayacak kadar SQL injection sorgusu var. Normal sorguların da ayrıca öğretilmesi gerekiyor buna normalde. İşte bu olmadığı için de normal sorguları tanımayabiliyor ama SQL injection sorguları çok iyi tanımıyor falan. Bakın burada hepsi SQL injection aslında. Çoğunluk. Devam ediyorum. Biraz daha oynanabilir bu data frame yani pandas ile. Data while 2 diyelim buna da. Bunlarla çok fazla işimiz yok aslında. Sadece size bu veri setiyle nasıl uğraşırsınız, neye benziyor bunu anlatmaya çalışıyorum. Values diyeceğim. Sonra data while 2. Bunu ekrana bas. Elimize şöyle bir veri geliyor. Önemli değil. Dediğim gibi çok da sorun değil. Data while 2. Uzunluğuna bakarsak 4200 diyor. Peki. Sonra aynı şeyi nasıl verilerine baktık ya, yani sentence kısmı veri kısmıydı. Şimdi de label'ları alacağız. Bunun için de gene DF diyorum. Label kısmını alıyorum. Burada da bana gelen şey aslında 0 ve 1'ler. Bakın 4200 tane, uzunluğu 4200 diyor burada. Label varmış. Label alanından almış. Pandas ile. 1 ve 0. İlk 5 tanesi 1. Son işte 5 tanesi 0. Diyebilirsiniz ki mesela SQL ve SQL injection'ı bilen arkadaşlar diyebilir ki ya şöyle şöyle sorgular gelmiş. Diyelim HTML vesaire. Bunlar ne alaka falan. Aslında şöyle bir durum var. Bu genel yapay zeka tarafıyla alakalı bilinmesi gereken bir şey. Bir proje geliştirirken yapay zekada sadece istediğiniz şeyi öğretmezsiniz. Öğretemez. İstemediğiniz şeyleri de öğretmeniz gerekiyor. Böyle bir çalışmada mesela size bir form geliyor. Form nesnesi yani HTML form nesnesi. O form nesnesi içerisinde SQL de var. Sorun yok. Diyelim ki sizin programcılarınız işte bu altyapıyı geliştirecek olan kişiler dedi ki biz şey yaparız. SQL'i, SQL sorgusunu form nesnesi içerisinden çıkartırız, temiz yaparız. Onu doğrudan bu modele göndeririz. Mantıksız değil. Fakat o SQL sorgusu içerisinde aynı zamanda HTML sorguları da olabilir. HTML sorguları sizin modelinize gittiğinde onu da öğrenmiş olması lazım. HTML bizim için SQL injection mı değil mi? Bu nedenle farklı veriler de göndermeniz gerekiyor. Bu aslında ince bir taktiktir. Çoğu model geliştirenler bu detayları, aslında binlerce, on binlerce detay var da yapay zeka ve production tarafında. Onlara hakim olmadığı için başarılı sonuçlar geliştiremiyorlar. Burada evet temel seviyede bunu da aldık, label'ları gördük. Aynı şeyi buna da uygulayabiliriz. 30 ile 40 arasında şöyle. Bakın bunların hepsi injection'mış. 10 tane istedim. Hepsi injection. Gene
100 ve 150 arasında bakıyorum. Dediğim gibi çoğunluk injection burada. Bizim problemimiz bu. Ve devam edelim. Label'ları da aldık. Sonrasında bunların verisini de şöyle alabiliriz aynı zamanda. Data label 2 diyorum. DP label, bunun içerisinden de gene value'su alabiliriz. Sonra bunu data label 2'ye ekrana basarım. Kopyala bunu. Len ölen değil len. Buna da baktığımızda 4200 başarılı. Bu values'ları da ayrı bir şekilde aldım. Sonrasında basit bir fit transform işlemi yapacağım. Temel seviyede machine learning bilenler bunu bilirler, transform işlemi. Ben bunu size hızlı bir şekilde kaynakla vermek için şöyle göstereceğim. Ensend yeni bir sentence. Yani SQL sorgusuna biz burada sentence, cümle diye bir veri olarak alıyorduk ya. Aslında bunun sebebi de şudur. NLP'de bu tür şeyler sentence olarak geçer. Cümle ya da kelime olarak geçer. Sonra bunları vektörlere dönüştürürsünüz. Doğal dil işleme tarafında. O yüzden bu tabir burada normal bir şeydir yani. Sentence falan. Sentence bizim buradaki veriyi temsil ediyor. Korpus var, korpora var mesela. Bunlar aslında veri seti ile aynı şey. Fakat NLP tarafında veri seti demek değil de korpus ya da korpora deniyor. Birisi daha küçüğü, öbürü de onun daha büyüğü falan. Buranın kültürü biraz daha farklı. Bununla alakalı bir kaynak verdim bilmeyen arkadaşlar için. Hani hepsini detaylı anlatamayız. Vektör nesnesini hatırlarsanız daha önce yapmıştık. Onun üzerinden fit transform'u kullanıyorum. Benim yukarıda şunun ne yaptığını zaten gördünüz bakın. Özellikle bunu gösterdim. Data frame içerisinde label'ın values'larını almıştık. Sonrasında şuradan values'ları ben fit transform'a gönderdim. Küçük bir işlem yaptıktan sonra. Bu bizim transform işlemimiz. Fit to data, then transform it. Sonrasında nsend nesnemi ekrana basabilirim. Neye benzediğini görün. Aslında vektöre, vektör hali diyelim. Sonra bunun len nsend diye baktığımızda yine boyutunun 4200 olduğunu görüyorum. Sonrasında ben bunu ekrana basacağım. Bakın print sentences diyorum. Şurada bir gün vektör üzerinden vocabulary şu şekilde çağırdığım zaman bana veri seti içerisindeki şöyle notumu yazayım. Identified unique words ve bunların indeksleri, indices. Bunları veriyor. Bakın union aslında benim veri setim içerisinde burada var olan kelimeleri çıkarımladı. Onları getirdi bir de onlara indeks karşılığını getirdi. Mesela union SQL injection'da çok fazla kullanılır. Saldırı odaklı sorgular geliştirirken, uygularken diyelim. Union çok kullanılır. Burada da görüyorum zaten en çok kullanılan bu olarak görünüyor. User ID mesela mantıklı SQL sorgusu içerisinde bunlar çok kullanılır. Null, email vesaire, select, count. Bunlar çok kullanılmış. Normalde bu arada böyle bir uygulama geliştirmek için aslında bizim veri setimiz bu tür bir uygulama için çok küçük. Yani 4000 satırlık bir şey gerçek bir NLP projesi için hiçbir şeydir. Yani hiçbir gerçekçi bir değeri yok. Sadece burada algoritmayı ve mantığı anlamak için böyle bir şey yeterli. Yani en küçük antrenmanı bile aslında 100 bin satırlık bir SQL sorgusu üzerinde yaparız. Minimum falan. Ama burada şu anki senaryoda gerek yok. Hızlı test edebileceğimiz bir şey olarak kullanacağız. Bunun içerisinden bir de vektör içinden, vokabülary içinden key'leri de alabilirsiniz. Aynı veri seti içerisinde şunları ben yukarıya doğru çıkayım.
Bunların her birisi çok mantıklı olmak zorunda değil. Çünkü veri set içerisinde çok farklı şeyler de var. Onları da öğretiyor vesaire. Fakat şurada bakın select, count ve members, live, CSS objects, xtype, master, exec, xp, cmd shell. Bunların hepsi ve daha birçok şey SQL sorgusu içerisinde var. Ben saldırı odaklı bunları zaten kullandığım için yıllardır. Hani bunların ne anlama geldiğini biliyorum. UTL, HTTP falan. Master ve XP CMD shell mesela SQL injection SQL Server'da olan bir şeydir. Benim 2012'de yazdığım ileri seviye SQL Server kitabına bakarsanız orada güvenlik kısmında SQL injection'ı anlatmıştım. Orada XP CMD shell'i SQL Server içerisinde XP CMD shell'i aktif edip enable edip onun üzerinden SQL Server'ın bulunduğu işletim sistemine istediğiniz komutu gönderebilirsiniz. XP CMD shell aslında SQL Server'ın bulunduğu işletim sistemi haliyle onun bağlı olduğu network bunlara tamamen erişebilmenizi sağlayan bir kabuk görevi görüyor. Bir shell. Normalde default olarak kapalıdır. Fakat bazen işte güvenlik zafiyetleri, hatalı yapılandırma vesaire bu bir şekilde açılabilir. Açıldı mı geçmiş olsun. Yani her şey yapılabilir. Aklına işletim sistemi tarafında ne geliyorsa sadece database değil, işletim sistemi, network hepsiyle alakalı her şey yapılır. O SQL'i merak edenler benim o kitabımı inceleyebilir. Şeyde var zaten. Birkaç yıldır ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor kaynak kodu ile birlikte. Mesela XP Extended Procedure demek. Kullanırız bunları. CP Store Procedure. İşte XP Regread. Bu aslında yine benim o kitabın kaynak kodu örneklerinde de var. Biz bunu şöyle yaparız. XP CMD Shell ile ki çok ileri teknikler, ileri SQL injection bunlar. Bunu bir şekilde sisteme kabuğu açtığında, erişimi sağladığında ki bunu master üzerinden kullanırız. Master nokta nokta işte vesaire gibi. Sonra arkasından Evet. şurada XP Regread Extended Procedure. Bu SQL Server üzerindeyken siz TSQL yazarak yani SQL yazarak işletim sisteminin register kayıtlarına erişiyorsunuz. Hani Windows ortamınızda var ya ortam değişkenlerinin vesaire bulunduğu register kayıt defteri diye geçer. Oraya erişebiliyorsunuz. Onu sağlayan Extended Procedure XP Regread. Orada da zaten birçok konfigürasyon bilgisi vardır, ayar bilgisi. Bunlar da çok kritiktir. Haliyle bu bilgi şu veri setinin iyi anlamanız için konuyu çok iyi anlamanız gerekiyor. Bunu geçiyorum. Sonra bunun da şöyle bakabilirsiniz. Print diyorum. Şurada and sent'in printine bakalım. Biraz geniş olsun. Bunun shape'ini belirleyeceğim. Ascent'in shape'i. Bunun için de şöyle benim elimde ne kadar veri var? 4200. Bunu gördüm zaten yukarılarda. Ve ben bunu benim modelime daha sonra geliştireceğim modele göndermek için bir şekle sokmam lazım. Yeni bir forma dönüştürmem lazım. Aslında bunu reshape ile falan da yapılır. Bunun için de NumPy'yi biliyor olmanız lazım. TensorFlow, PyTorch vesaire bunların hepsinin altyapısında hatırlarsanız NumPy vardı. Değil mi? Bu temeller oraya bağlı. Ben burada diyorum ki 64'de 64 1 diyorum. Bunu o NumPy tarafından bilirsiniz. Ya da o taraftan anlarsınız. Sonra shape diyorum. Ben bunun shape'ini göstereyim. Yukarıda ben shape'i değiştirdim. Verinin şeklini değiştirdim. Ondan sonra da bunu doğruladık. Sonra x bizim machine learning, deep learning'de data, input datası olarak kullandığımız bir değişkendir. Genel olarak. Ascent'i yani ben yeniden şekillendirdim, reshape ettiğim bir veriyi x'e aktarıyorum. Bundan sonra onunla devam edeceğim. Y neydi? Y de genel olarak machine learning deep learning'de etiket olarak geçer. Bunu da nerede alıyorduk?
Hatırlayın. Buradan. Sonra print'i basabilirsin böyle ekrana. Önemli değil. Sonra Y'yi basabiliriz. Bu da önemli değil. 0-1'ler vesaire biliyoruz. Sonra üzerinde biraz antrenman yapayım derseniz şöyle bir kod bırakıyorum buraya araştırmanız için. Ne yapar bu? Vektör üzerinden getFeature names out. Aslında açıklaması da burada var. Scikit-learn üzerinden. Get output feature names for transformation kısmı. Sadece antrenman kodu olarak bunu burada bırakıyorum. Şimdi aslında daha önemli bir kısma geliyoruz. Bu önemli kısımda bizim veri setimizin bölümleme alanı. Dataset bunu training and testing olarak ayıracağım. Testing, split. Yani bölme. Elimizde bir veri seti var. Bu veri setini training, eğitim ve test olarak ayıracağız. Bunu yapmak için de x train, x test, y train, y test eşittir. Burada bizim scikit-learn içerisinde bu işi böyle hızlı bir şekilde yapabilen bir train test split fonksiyonumuz var. Onu kullanacağım. Bu da basitçe parametre olarak benden x istiyor. Sonra y ister. Testin size'ını ister benden. Bu test size'ı da 0,2 vereceğim. Basitçe şudur. Elimizde 100 tane veri var diyelim. Bunun yüzde kaçını teste ayırmak istiyorsun? Bunu belirtiyorsun. 0,2 dediğinizde bu %20'dir. Sonra da default değerimiz random state 42 veriyorum. Train x, sonra benim yukarıda x train'im var ya, onun kopisini alıyorum. Sonra bunun aynısını test için de yapacağım. Train x shape'ini de şöyle yapayım. X train nokta shape 0 gene x train nokta shape. Tamam. Sonra bunun shape'inin birinci elemanı çarpı nokta shape diyorum. Bu da iki. Doğru mu yazdım bir? Train x nokta shape virgülden sonra tamam. Şunları da merak edenler için şöyle bakabilirsiniz. Çünkü ilk başta biraz anlamak biraz yorabilir. Bunlarda size neler geliyor? Şöyle basitçe burada train x mesela. Bunda 3360 geliyormuş. Geçiyorum. Bunda da çünkü şunu şöyle yap. Birinciyi al 64. İkinciyi al 64. Ne olduğunu anladınız değil mi? Şuradaki değerleri aslında bir nevi onları almış olduk. Bir işleme tabi tuttuk ve buraya verdik. Train x nokta shape 1, train x nokta shape 2. Sonra bunu kopyala aynısını. Train değil, test üzerinde yapıyorum. Burada da x train değil artık. Test x diyorum. Ha, şu da yanlış olmasın. Sonra neden çalışmıyor diyebiliriz. Burada da test x. Tamam. 0, 1, 2. Gene. Şunları doğrudan şu şekilde yaparsam patladım bir yerde. Train x yanlış yazmışımdır. Object is not callable. X train, x test, y train, y test. Tamam. Sonra train x'im vardı. X train bunun kopisi. Tabii ki. Şu tuple
olarak verilmesi gereken bir değer. Orayı gözden kaçırmışım. Shape'e şunu tuple olarak veriyoruz. Tuple'da parantez içerisinde gönderdim. O yüzden. Yani şu bir function olmadığı için doğal olarak hata verdi. Sonra bunların üzerinde gene antrenmanlar yapılabilir. Mesela train x demiştik ya. Şöyle bak. 3360 kalmış elimizde. Hani veri setini ikiye böldük ya. Train eğitim için, bir de test için ayırmıştık. %20'sini teste ayırdık. Elimizde 4200 veri vardı. %20'sini teste ayırınca teste 840 vesaire oldu. Eğitim tarafında da 3340 oldu. Şimdi artık biz neural network kısmına geçebiliriz. Convolutional neural network kullanacağız. Bu nedenle de açıkça yazayım ben buna. Bu da sonuçta bir neural network. Şurada model sequential diyorum. Sequential bir model oluşturuyorum. Bunu daha önceden kaynak vermiştim. Bundan bir önceki bölümde uygulamalı deep learning temelleri yapmıştık ya. Yani. Sonrasında bir model oluşturacağım. Modelin tanımlamasına devam edeceğim. Keras'ta bunu yapmak çok kolay. Normalde PyTorch ve TensorFlow'un o functional API'ler falan yazsak aslında derinlemesine çok detaylı konular. tf.keras layers.com convolutional neural network içerisinde convolution katmanları olur doğal olarak. Haliyle biz de burada com2d kullanıyoruz. 1d, 2d vesaire. 64 veriyorum. Şurada tuple olarak 3'e 3 veriyorum. Activation burada ReLU kullanacağım. Bir de input shape'i kullanmam lazım. Bu da tanıdık gelecektir. 64, 64, 1. Bu ilk katmanımız olduğu için input shape'i vermem gerekiyor. Hatırlarsanız deep learning temellerinde ilk NN yani neural network modelini geliştirirken söylemiştim. Bizim katmanımızın modelimizin ilk katmanına input shape verilir, ondan sonrakileri verilmez. Activation function incelemiştik vesaire. O zaman artificial neural network üzerinde anlatmıştım. Fakat bu CNN, bu başka bir mimari. Farklı bir detayı var. Artificial neural network artı convolution diye bir katmanı var. Önce convolution katmanına giriyor, sonra artificial neural network var. tf.keras, şimdi diğer katmanları, hidden layer'ları oluşturalım. Layers nokta bir max pooling. Bu CNN'de olan bir özellik. CNN'de max pooling diye bir katman var. Şurada bir tuple vereceğim yine. 2 2 max pooling uygulayacağım. Şurada bir tane daha olmalı. Bundan bir tane daha yapayım. Şurada yeni bir katman koyacağım. Keras layers com 2D. Bu 2D'de com2D içerisinde 128 128 3'e 3 activation ready diyorum. Burada temel bir standarttır. CNN katmanı, CNN mimarisi çok detaylı ve görsel veriler üzerinde çok sıkı çalışan bir architecture'dır. CNN algoritması. Bununla günümüzde halen daha görsel odaklı problemler CNN'le çözülür. Çok farklı detayları var. Ayrıca araştırabilirsiniz. Bir, öncelikle convolution katmanı koyuyorum. Sonra bir pooling katmanı koyuyorum. Böyle, bunun standardı bu. Sonra bir flatten işlemi. Flatten'da düzleştirme işlemi dedi. Yani şurada işlemler convolution işlemleri yapılır. Input girer, ondan sonra convolution işlemleri yapılır. Sonrasında bir düzleştirme işlemi yapılır. Düzleştirme katmanı aslında kendisinden sonraki fully connected neural network'e yani FC katmanına geçerken
yapılması gereken default bir işlemdir. Şurası, Flatten'dan sonrası artık Fully Connected Neural Network, FCNN ya da FC olarak geçer. Kısaca FC de denir. Neural Network de diyebilirsiniz buraya. Şurada CNN'in convolution işlemi yapıldı. Burada düzleştirme yapıldı ki şuradaki veri düz bir array nesnesine dönüştürülsün. Ondan sonra da FC katmanına verilsin. Burası aslında öğrenmeyi yapan kısım şurası oluyor. Convolution'da. FC katmanı. Yani hidden layer'lar burası. Şurası da gene bir dense layer fakat output'umuz. Şu bizim output layer. Layer 2. Bu da hidden layer 1. Şu platin layer, yüzleştirme katmanı. Bunlar ise sadece hatırınızda kalsın diye convolution layers. Şu, şu. Bu ise düzelteyim yanlış yerlere koymuşum. Şu pooling layer. Bu convolution layer. Şu gene pooling layer. Bu da platin. Platin şöyle düzenli olsun. Bu da gene bu aslında input layer olarak geçer. Gene convolution olarak tanımlıyoruz bunu. Fakat input layer demek daha teknik olarak doğru. Fakat bu input layer'ı convolution katmanı olarak yapıyoruz gene. Böyle bir durum. Kabaca doğruyuz şu ana kadar. Sonra hatırlayın bir önceki derste bir geliştirdiğimiz modelin standart olarak compile edilmesi gerektiğini söylemiştim. Binary cross entropy diyorum. Loss function olarak. Optimizer olarak da Adam'ı kullanacağım. Matrix olarak ben accuracy'yi metrik edineceğim burada. Sonrasında artık modelim derlendi ve summary diyorum. Bu kadar. Summary'i de aldım. Artık bizim modelimizin model öncesi veriyle uğraşmak, modelin implementasyonu ya da neural network design kısmı onu şurada yaptık. Sonra compile ettik ve summary'sini aldık, özetini. Şimdi bunu fit edeceğiz. Yani eğiteceğiz artık. CLS ya da açık adıyla Classifier Neural Network diyorum. Model.fit. Hatırlarsanız bu Keras'ta bu kadar kolay demiştim. TensorFlow Functional API ya da PyTorch'ta böyle diyerek yapamazsınız bu işi. Bayağı kod yazıyoruz her aşaması için. Fakat işin mantığını en doğru anlayacağınız seviyede odur. Burada çok hızlı bir şekilde MVP yapabilirsiniz. Bir de validation data oluşturdum. Bu validation data da aslında veri setini temelde genel olarak ikiye böleriz. Training data, test data, bir de validation data vardır. Bu da üçüncü bir şeydir. Bu aslında eğitim sürecinde farklı bir veri validasyon işlemlerini yapan bir veri olarak ayırıyoruz bunu. Farklı bir konusu var. Biraz detay. Batch size diyorum. Burada da 32 olsun ve fit başlasın eğitimimiz. Şu an GPU üzerinde 10 epochluk işlem devam ediyor. Eğitimimiz bitti. Bu kadardı.
Bundan sonra artık prediction işlemi yapacağız. Bunun için de şurada biraz daha kod alanı açayım. Ve prediction ya da model prediction diyelim. Prediction nesnesi ya da pred model üzerinden, eğitilmiş olan modun üzerinden predict diye bir function var. Bunu çağırırız. Prediction işlemi bu şekilde yapılır. Sonrasında uzun yazılacak kodları şöyle elimde ne var? Öncelikle buna bir bakayım. Prediction nesnesini bir görelim. Bunun içerisinde ne varmış? Şöyle bir veri var. Neye benzediğini görmek için. Float adı 2 tipinde şöyle veriler. Ben bunu bir döngüyle for i in range len diyorum. Prediction diyorum. Şu şekilde if prediction i 0,5 diyorum. Bu aslında şu demek. Tahmin üretti ya bizim modelimiz. Eğer tahmin 0,5'in yani %50'lerin üzerindeyse o zaman doğru kabul et diyeceğim. Yani 1 diyeceğim buna. O da şu oluyor. Eşittir 1. Else ise yani aslında else değil, elif diyelim. Prediction küçük eşittir 0,5 ise o zaman da 0 de buna. Bu kadar. Sonraya geçmeden önce substitute value open array demek. Küçük bir hata yaptığım gibi if prediction bakıyorum. If prediction iyi ise iyi büyük sonra prediction iyi eşittir 1 olur. Elif ise prediction küçük eşittir 0,5 ise o zaman prediction 0 olur. Köşeli parantez iyi koymamışsınız hocam. Şurada değil mi? Teşekkürler. Evet. Bu olsaydı. Tamam. Şimdi modeli kaydedelim. Yani eğittiğimiz ve sonucunu elde ettiğimiz model var ya. Şu ana kadar bütün işlemleri aslında bu kaydedeceğimiz model için, modelin parametreleri için yaptık. Adını da şöyle yapalım. SQLi model CNN nokta keras. Normalde burası şöyle yapabilirsin. Network yapabilirsiniz. Uzantısını model yapabilirsin. Ya da yıllarca çok kullanıldı halen kullanılır. H5 dosyası yapabilirsin. Günümüzde keras diyor ki H5 diyor biraz eski de kaldı diyor. Sen bunu keras yap diyor. O yüzden direkt keras yapayım. Sonra şöyle bir de benim pickle dump işlemi yapacağım. Şöyle dolaştık ayrı bir şekilde. With open vect vector CNN iki olsun yazma işlemi olacak. As şurada pickle Python'daki pickle'ı kullanarak veriyi dump edeceğim buna. Vector f diyorum. Bunun için de ayrı bir dosya. Şurada iki tane dosya oluşmalı. Bir tanesi Keras. Aslında modelin kendisi bu. Asıl işimizi görecek olan.
Sonra bundan sonraki kısımda parça parça birkaç tane function yapacağım. Onları ben hızlı bir şekilde göstereyim. Accuracy function içerisinde basitçe accuracy hesabını yaptığımız bir function. Bunu koyuyorum. Precision function. Precision, accuracy vesaire bunların hepsi çok detaylı konular. Bu nedenle ben hızlı bir şekilde geçiyorum bunları. Recall işlemleri vesaire. Sonra aynı şekilde araştırmanızı isteyeceğim. Confusion Matrix işlem var. Bu aslında üstteki tanımladığımız function'ları kullanarak şöyle geliştirdiğimiz bir metot. Confusion Matrix. Actual ve predicted veri alıyor ve içerisinde bu yukarıda tanımladığımız function'ları kullanarak accuracy, precision ve recall'u elde ediyor. Sonra da bunu geriye dönecek. Üçlü bir nesne olarak. Burada da accuracy, precision, recall bunları aldık. Accuracy, precision, recall ve bunu ben confusion matrix üzerinden yukarıdaki function'dan zaten alabiliyorum. While test ve bu ne istiyordu benden? Birincisi actual istiyor. Yani bu ne olur? Bizim label'daki veri setimizdeki label'lar vardı ya onun test tarafındaki veri. Değil mi? Mantıken. Actual, gerçek olan. Neyle kıyaslayacak, karşılaştırır bunu? Prediction'la. Bizim tahmin ettiğimiz ne? Sonra bunu çıktısını ekrana bas. Accuracy score diyelim. Şurada 0 n diyorum. Boşluk koyayım. Precision. Şurada 1. Gene böyle bir ters slash n koydum. Son olarak da recall diyorum. 2 formatlama yaptık. Accuracy, precision, recall dedim. O yanlış yazdım şurayı. Print. Evet, accuracy skorum benim modelin doğruluk değeri %97 diyor burada. 97,4 gibi bir şey. Precision ve recall değerleri. Sonrasında bunun test result kısmına bakalım. Yani modül Modül testing diyelim. Bunu da şöyle yapacağım. Artık yukarıdaki o geliştirme işlemlerini bir kenara bıraktım. Sebebi de ben zaten şuradaki modelimi elde ettim. Benim işim, testim artık bununla. Bunun rename deyip şöyle adını kopyaladım. Ben bunu Model X adıyla TF Keras'ın içerisinde Models'tan Load Model diye bir modeli load etme. Eğitilmiş olan, kaydedilmiş olan bir modeli load etmek için kullandığımız load modeli aldım. Buraya verdim adını. Tamam. Sonra gene siz ne kadar test etseniz de gene buna göndereceğiniz verileri bir vectorization, vectorizer ile vektör haline dönüştürmeniz gerekiyor. Bu nedenle de vectorizer x diyorum gene. Burada da pickle load diyorum. Open benim vektörlerimi alayım. Vect CNN 2 dedim. Burada da soldaki diğer dosyayı elde ettim. İki nesnem de tamam. Sonrakinde artık işlemin sonuna doğru geliyoruz. Prediction gerçekleştireceğiz. Def predict SQL injection diye bir function yapıyorum. Burada nasıl bir şey?
Şöyle çok da karıştırmadan bir şeyler edeyim. Input value olarak ben şurada bir kullanıcıdan colab üzerinden bir şey almak istiyorum. Kullanıcı colab'de bana bir veri gönderebiliyor mu? Bu veri de doğal olarak SQL query olacak. Sonra bunu bir döngüsel bir şeye dönüştürmek istiyorum. Onun için de şöyle yapabilirim. Repeat, true ve şurada da şimdi bu sonsuz döngü gibi ekranda bir sürekli text box gösterecek. O yüzden bir şekilde onu oradan çıkmanın bir yolunu da vermem lazım yazılımda. Input value diyorum. 0 0 eğer kullanıcı 0 derse repeat'i false yap. Şu yanlış. Buraya kadar fena değil. Sonra input val işleme tabi tutmama gerek var mı? Düşünüyorum. İnput val. Vectorizer x diyorum. Transform input val değerini input val nokta to array. Sorun var mı? Bir test edeyim. Peki. Hatalıysak tekrar bakarım. Shape 1 64 64 1 şeklinde. Result model x. Model x yukarıda benim load ettiğim modelim artık. Bunun için de bu function için de predict et diyeceğim buna. Input while değeri veriyorum. Yukarıda işleme tabi tuttum input'u. Şurayı birazcık ayırabiliriz. Şöyle açık seçik. If repeat true ise and if result 0.5 ise print SQL injection attack detect diyelim. Elif result küçük eşittir 0.5 ise print save SQL query. Evet. Sonra bu işlemi yapacak olan ne? SQL injection function'ım tabii ki. Sonra şu if'in dışında elif repeat diyorum. False. Finish diyelim. Şöyle kalsın. Ben de merak ettim şu an sorunsuz çalışacak mı? Hadi bakalım. O değil. Şu. Şimdi benim bir SQL sorgusuna ihtiyacım var. Bakayım buna. Bir SQL injection deneyeceğim. Tamam, biz bir yerde patladık onu hissettim bir yerlerde. Table overflow text documents expected string object received diyor. Şimdi kontrole gireceğiz. Şurada input while. Tamam, dışarıdan aldık bunu. Input while böyleyse şunu yap. Vectorizer x transform. Hatam ne benim? Iterable over row text documents
Expected. Şöyle olsa. Böyle olsa. Iterable bir şey olmadı orada da. Orada patlatmayacağım. Sıradan bir obje. String object received. Tamam. Pardon. Yanlış oldu. Şurada oldu. Şurada transform etmeden önce bunu dönüştürmüş olmam lazım. Input while vectorizing x transform input while to array. Ondan sonra tekrar bunu at, shape'ini ver ve doğru gibi. Tekrar evet. Bu da kullandığım veri şu. Select yıldız from email Cihan Nipler vesaire. Or bir eşittir bir. Şurası SQL injection olduğunu bize gösteriyordu zaten, değil mi? Örneğimiz de aslında test örneğimiz de adı şu. Aslında with CNN diyelim. Testimiz başarılıydı. Bir tane daha göndereceğim. Benden halen daha bekliyor. Bakın. SQL query, SQL injection attack detected dedi. Bu da bir atak. Başka bir sorgu daha deneyeceğim. Yani şu an artık geliştirdiğimiz model bir SQL injection'ı fark edebiliyor. Diğer sorgum da şu. Onları da şuraya yazayım. Açık bir şekilde görün. Diğeri de buydu. Bunların üçünü de atak olarak bildi. Çok fazla atak olmayan veriyle eğitmediğimizi söylemiştim. Bu aslında tabii ki kötü bir şey. Aslında yeterli değil. Yani kötü demek doğru olmaz. Sonuçta antrenman yapıyoruz. Başka bir sorgu bulursam şunu mesela deneyeyim. Bunu injection olarak tanımlaması gerekiyor. Şu bir eşittir bir. Evet, güzel. Sonra başka var mı? Şu normal bir sorgu. Bakalım bunda ne diyecek? Çünkü %100 başarı olmayabilir. Evet. Burada mesela bu bakıyorum. Yok, bunda SQL injection yok. Basit bir şey bu. Ama her zaman yemeyebiliyor. Şunu denesem. Select yıldız from person. Evet. Bu normal bir soru muydu? Normal bir tablo sorgusu. Select yıldız from person. Buna save dedi. Select from başarılı. Halen daha benden bir şeyler bekliyor. Gönder gelsin diyor. Şuna bakayım. Burada bir örnek var mıydı? Şu zaten evet, bunu denedik daha önce. Bu SQL injection. Başarılı. Çok daha kompleks, çok daha karmaşık SQL injection'lar var. Sizde varsa örnek senaryo bana iletebilirsiniz. Onları da deneriz. Çok yetersiz bir veri setiyle eğittik. Fakat fena değil. Yani algoritmada pek bir sorun yok. Durum böyle. Bir yandan benim veri seti içerisinden bir örnek bulayım. Biraz karmaşık bir şey.
denemek istiyorum. Başka bir veri seti içerisinden bakacağım. Bu veri seti çok daha hafifti. Daha zorlu, büyük bir veri seti kullanacağım ben. Mesela wait for delay. Bu aslında çok ileri ve güzel tekniklerden birisi SQL Injection'da. Şöyle, wait for delay. SQL Injection'da var. Evet, çok güzel. Şu, SQL Server'da çalışan aslında gönderilen sorguyu, saldırı sorgusunu 10 saniye kadar bekletip ondan sonra çalışmasını bekleyen. Bu blind SQL Injection'da kullandığımız bir tekniktir. Kör SQL Injection denir. Detayına girmeme gerek yok herhalde. Bir saldırı denemesi yaparsın. Oradan sana bir cevap gelmiyordur. Hata vesaire bir veri gibi şeyler gelmiyordur. O zaman ne yaparsın? Bir nevi gözlerin kapalı bir şekilde gibi düşün. Onu anlamaya çalışıyorsun. Senin yazdığın sorgunun çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışıyorsun. Bunu da sana cevap gelmediğine göre nasıl yapacaksın? Şunu diyebilirsin. Ben sorgu gönderirim. O sorgunun beklemesini isterim. Wait for delay ile SQL Server'da bu var. Diğerlerinde farklı bekletme sorguları var. Diğer veri tabanı sunucularında. 10 saniye bekledikten sonra sorgu çalışıyorsa arka tarafta o zaman SQL Injection başarılı demektir. Değil mi? Blind SQL Injection. O sayfa dönme kısmı gibi düşün sayfadaki. 10 saniye boyunca responsu almadığı için doğal olarak bekleyecek. 10 saniye sonra işlem tamamlandığında sayfa dolma süresi bittiğinde o zaman ben anlayacağım ki saldırgan olarak evet orada bir kör SQL Injection var. Zafiyet. Sonra şöyle güzel bir şeyimiz daha varmış. Bu da SQL Injection. Bunu da bulması gerekiyor. Evet. Bu da şöyle bir sorgu. Evet, önceki bölümlerde çok fazla konu işledik Burak. Yani sorduğun sorunun cevabını burada veremeyiz. Elimde çok fazla SQL injection sorgusu var şu an. Fakat kabaca anlaşıldı. Başarılı bir şekilde bulduk bunu. Evet, sıfıra girdiğimde de finish olarak gördük çıktığımızı. Bugün ilk kez eğitim süresi içerisinde planladığımız 2 saatlik süre içerisinde bitirdik uygulamayı. Öncekilerde 2,5 saat, 3 saat, 3 saatten fazla oluyordu. Uygulamamız bu kadardı. Sorularınız olursa bana bizim AI Lab'ın Discord'undan da ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. İçeride birçok kaynak paylaşılıyor zaten. Onları ayrıca incelemenizi öneririm. Yarın da doğru hatırlıyorum değil mi Nevin Hanım? Evet, evet Can Bey. Tamam. Yarın bizim 6 günlük serinin son etkinliğini gerçekleştireceğiz. Orada da Machine Learning Security anlatacağım. Tamamen yapay zekanın güvenliği odaklı. Burada da tabii süremiz yettiği kadar OWASP'ın Machine Learning Security konsepti üzerine biraz konuşacağız. Ben orada aslında kendi tecrübelerimi anlatacağım. Yoksa OWASP'ın ML Security tarafındaki çalışması çok yetersiz, çok basit şu an. Daha ileri çok fazla konu var. Onları ayrıca anlatmaya çalışacağım. Rica ederim. SQL sorgularını network tarafında var şarkıya görebiliriz. Clean text mi geliyor yoksa endpoint tarafında mı gözüküyor? Network tarafında değişikliyorsun. Tabii o hatta veri tabanı programcısı ya da DBA bile olsanız bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor.
Bu network'ten mesela başka bir bilgisayardan bağlı olunan network'teki bir database server'ına istek gidiyor diyelim. Ve oradan da bir cevap gelecek. Bu alışveriş aslında network'ten takip edilebiliyor, trace edilebilir. Oraya giden veri. Zaten diyelim ki SQL Server'da da veri tabanı sunucusunda da aynı şekilde o gelen sorguları takip edebildiğiniz yazılımlar var kendi içerisinde. Bunlar takip edilebiliyor. Teşekkürler. Günaydın. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar Teşekkürler diliyorum. Emine Hanım. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum tüm arkadaşlara.